Öncelikle günümüzdeki heykelci kafa zihniyetinin tarihi oluşum sürecine baktığımızda milattan önce taş devrine dayandığını görüyoruz. Bilimsel çalışmalarda bu dönem vahşet ve bedeviyet dönemi olarak vasıflandırılmaktadır. Yine İslamiyet öncesi cahiliyet dönemi adetlerinden olan ve putperestlik olarak nitelendirilen heykelcilik dinimizce yasaklanmıştır. Günümüzde de sanat maskesi altında aynı çağ dışı zihniyetin devam ettiğini görmekteyiz. Bu minvalde Malatya'nın göbeğine dikilmiş çıplak heykel ise bir utanç kaynağı olarak yıllardır durmaktadır. Bu noktada olayı başka yönlere çekmek isteyenler olacaktır. Fakat bizim talebimiz çok net. Talebimiz halkımızın ahlaki değerlerine zıt iş bu çıplak heykelin yasal mevzuata uygun şekilde kaldırılmasıdır. Zira milletin maddi manevi varlığını korumak anayasanın devlete yüklediği bir sorumluluktur. Kaldı ki söz konusu çıplak heykelin elinde Türk bayrağımızın konulması istiklalimizin simgesi olan mukaddes bayrağımızın bayrağımıza karşı alenen hakarettir. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'nun 7. maddesi Türk bayrağı layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz hükmü amirdir. Bu nedenle hukukun işletilmesi, milletimizin ve mukaddes bayrağımızın manevi değerini zedeleyen işbu çıplak heykelin yetkililerce derhal kaldırılması gerekir. Bu noktada Malatya Valiliğine yapmış olduğumuz başvuru üzerine valilik tarafından yazımıza verilen cevapta heykelle ilgili işlem yapılabilmesi için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun iznin vermesi gerektiği ifade edilmiş. Biz de sürecin ikinci ayağı olan bölge kuruluna başvuru yaptık. Bu şekilde süreci takip ediyoruz. Malatya halkı utanç duydukları söz konusu çıplak heykelin kaldırılması için defalarca tepki göstermişlerdir. Bizler de avukat meslektaşlarımızdan oluşan genişçe bir hukukçu kitlesiyle halkımızın bu haklı tepkisinin hukuki zeminde sonuna kadar savunuculuğunu yapacağımızı buradan ifade etmek isteriz.